Merve, öncelikle bu kapsamlı saldırı henüz hala geçmedi. Şu dakika itibariyle Kudüs üzerinde savaş uçaklarının hala daha uğultusunu duyduğumuzu ifade edelim. Tabii Amerika Birleşik Devletleri kapsamlı bir kara harekatı yerine şiddetli bir hava harekatı için İsrail'i ikna etmeye çalışıyor. Yeni görevlendirilen ordu komutanıyla birlikte de hava saldırıları adeta hız kazandı ki 21. gecede hiç görmediği bir saldırıya şahitlik etti. Gazze hattı gece boyunca 150 farklı noktada 150 uçağın kullanıldı. 150 savaş uçağının bölgede hedef vurduğunu ifade ettiler. 100'den fazla nokta yine o 150 uçak tarafından hedef alındı. Adeta cehennemi yaşadı dün gece Gazze. Rakam açıklanmıştı ya, hani 7000 küsür bir rakam açıklanmıştı. Şimdi o rakamın ne olacağı merak ediliyor. Dün gerçekten o saldırılardan kaç kişi kurtulabilecek, kaç bina ayakta kalabildi, kaç kişi bir yerlere sığınabildi, bunları merak ediyoruz aslında. Zira havadan savaş uçaklarıyla, karadan tank ve obüslerle, yine denizden de destek atışlarıyla adeta 3 farklı alandan farklı farklı noktalar, kuzey hattında Beyt Hanun, Beyt Lahya, güneye iniyorsunuz Gazze merkezi, Cibaliye bölgesi, hatta Nusayrat mülteci kampı çevresi, hatta hastanelerin çevresi. Adeta dün hiçbir yeri ayırt etmeden İsrail ordusu havadan, karadan ve denizden saldırılarına devam etti ki şu saat itibariyle bölgede hala daha arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda o saldırıların devam ettiğini ifade edebiliriz. Tabii İsrail ordusu hava saldırılarını kuvvetlendirdi. Sen de ifade ettin. Karadan da sızmalar gerçekleşti. Gece saatleri boyunca yine kuzeyden çok sayıda sızmanın gerçekleştiği ifade edildi. Kassam Tugayları bir açıklama yaptı. Denizden gelen o sızmayı püskürttük ifadesini kullandı. İsrail aslında hem doğudan, hem kuzeyden, hem de deniz hattından gerçekten ablukaya almış durumda. Yine Kassam Tugayları da yoğun bir mücadele veriyor. O noktada misilleme atışları sabaha kadar aralıklarla devam etti. Özellikle de sen de ifade ettin, Tel Aviv bölgesi hedef alındı. Tel Aviv bölgesine özellikle çok sayıda roket atıldı. Gece boyunca Tel Aviv'de de yine o demir kubbenin, alarminin adeta susmadığını ifade edelim. Şimdi bölgede milyonlarca kişi var dedik. Şu saate kadar artık geceden bu yana o kişilerden haber alınamıyor. Zira telekom altyapıları tamamen çökmüş durumda. İnternet tamamen kesilmiş durumda. Evet. Ve sabit hatlarla birlikte telefon hatlarının da çekmediğini açıklayalım. Filistin mobil şirketi yine bir açıklama getirdi gece saatlerinde. Gazze şeridiyle tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz ifadelerini kullandı. Zira gece boyu olan o saldırıları biz Telegram hesaplarından takip ediyorduk. Bölgedeki Hamas'ın veya bölgedeki gazetecilerin Telegram hesaplarından takip ediyorduk. Sabaha kadar Telegram hesaplarına da çok az sayıda görüntünün düştüğünü ifade edelim ki Birleşmiş Milletler yetkilileri, Kızılay, Dünya Sağlık Örgütü gece boyunca açıklamalar yaptı. Birleşmiş Milletler kendi personellerine ulaşamadığını açıkladı. Kızılay sabaha karşı bir açıklama yaptı. Onlar da kendi personellerine bu noktada ulaşamadıklarını açıkladı. Zira Birleşmiş Milletler'den bugüne kadar 50 personelin hayatını kaybettiğini biliyoruz bölgede. Ve dün geceden bu yana ne tür bir değişiklik olacak? O rakamlar nasıl güncellenecek? Gerçekten bunları ilerleyen saatlerde daha da net bir şekilde öğreneceğiz ama İsrail ordusunun özellikle hedef aldığı bir nokta var. Seninle yaptığımız yayınlarda genellikle şunu söylemiştin Yunus Emre. Özellikle son bu yaptığımız birkaç günlük yayınlarda Beyt Hanun bölgesi ciddi şekilde hem havadan hem de karadan obüslerle, deyim yerinde ise, yerle bir edilmişti. Şimdi o sızma girişimlerinin, İsrail güçlerinin sızma girişimlerinin o noktadan olduğunu ifade edebilir miyiz? Orası gerçekten ciddi anlamda günlerdir hedef alınıyor, vuruluyor. Sen de belirtmiştin, Endonezya Hastanesi var. Özellikle Şifa Hastanesi hedef olarak gösteriliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamalar vardı. Bir an önce ateşkes çağrısında bulunmuştu. Yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda acil insani ve kalıcı ateşkes konusunda bir karar tasarısı çıkarıldı. Ki İsrail'in buna tepkisi vardı. BM yetkilisi İsrail'in alınan kararların hiçbir önemi yok dedi.
Şimdi o Beyt Hanum bölgesinden biraz bahsetmek lazım. Yakınında Cibaliye mülteci kampı vardı. Orası da vuruluyordu. Şimdi bu sızma girişimleri oradan mı gerçekleşti? Kassamtugaylarının ciddi şekilde mukavemet gösterdiğini, karşılık verdiğini de biliyoruz. Hatta kornet füzelerini kullandık demişlerdi. Ne oldu acaba orada? Merve, zaten bunun bir aşaması var bu noktada. İsrail önce top atışlarıyla kuzeydeki vatandaşları, sivilleri hedef aldı, binaları hedef aldı, kuzeydekileri. Sonra broşürler dağıttı, güneye gidin dedi, kuzeyi boşaltmak istedi ki daha kapsamlı o noktada mühimmatlar kullanabilsin. Kuzeyde yaklaşık 300 bin Gazze'linin bölgeyi terk etmediğini biliyoruz. Ve İsrail gözünü karartarak o 300 bin Gazze'linin üzerine daha kapsamlı bombalar yağdırarak Beyt Hanum bölgesindeki binaları önce zeminle birleştirdi. Haliyle zeminle birleşen binaların arasında kimsenin de kalmamasıyla birlikte bu kez mühimmat bir kat daha kapsamlı bir hale getirildi. Sızak delici mühimmatlar kullanıldı. Gökten o uçaklarla atılan mühimmatlar yerin altına 30 metre kadar indikten sonra patlıyor zelzele şeklinde. Yani Beyt Hanum bölgesindeki tünelleri de havadan aslında imha etmeye çalışıyor İsrail. Biliyorsunuz kara harekatına girecekti ama Amerika Birleşik Devletleri buna müsaade etmedi. Kendileri yeni bir komutan, ordu komutanı atadı ve bu ordu komutanıyla birlikte işler biraz daha hava harekatına döndü. Hava harekatıyla orduyu içeriye sokmadan sadece bölgesel operasyonlarla, ki bu bölgesel operasyonlar da aslında yeni ordu komutanının bir taktiği, gir kaç taktiği hemen. O noktada girer girmez Hamas'ın tepkisini ölçüyorlar. Hamas'ın nasıl cevap vereceğini, nereden cevap vereceğini ölçüyorlar. Ve rehineler hakkında bilgi topluyorlar. Haliyle o binalar zeminle birleşince sığınak delici bombalara geçti şimdi İsrail ordusu ki evet. Gece boyunca da yine savaş suçu niteliğindeki birçok bombanın kullanıldığı bilgisi paylaşılıyor bölgeden. İşte bu mühimmatlarla birlikte kuzeydeki o tüneller imha edilecek. Bu planlanıyor şu dakikada, şu aşamada. O tüneller imha edildikten sonra aslında bölgesel bir kara harekatı düşünülüyor. Tabii bu da yine Amerika birliklerinin buraya gelmesiyle birlikte olacak bir şey. Yine o noktadaki Hamas güçlerinin tünellerinin imha edildiğinden emin olunmasıyla başlayacak bir harekat. Zira ellerinde rehinelerin de bulunduğunu biliyoruz. O yüzden burada çok temkinli yaklaşıyorlar. Kuzey hattından zaman zaman belki bir kilometre bile olmayacak mesafede giriş yapıyor İsrail askeri. Zaman zaman daha teli geçmeden, özellikle daha Yunus'un doğusunda, daha telleri geçmeden yakalanıyor İsrail ordusu. Hamas tarafından, El Kassam Tugayları tarafından etkisiz hale getiriliyor. Zira Birleşmiş Milletler, sen de ifade ettin, bir açıklama yapmıştı. Bir an önce acil insani ateşkes anlaşmasının kabul edildiğini ifade etmişti ama gece saatlerinde bir açıklama geldi İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan. Açıklamada şuydu: çirkin ateşkes çağrısını kategorik olarak reddediyoruz. Yani bu ateşkes çağrısı bizim için bir şey ifade etmiyor anlamı taşıyor. Zira açıklamanın devamında dünyanın Nazileri ve IŞİD'i yaptığı gibi Hamas'ı da ortadan kaldırmaya kararlıyız açıklamalarını gerçekleştirdi. Bir taraftan da tabii ard arda açıklamalar geliyor. Bakın İsrail ordu sözcüsü kara kuvvetleri harekatını derinleştiriyor demişti geride bıraktığımız günlerde. Yine ordu sözcüsü Gazze sakinlerini bir kez daha dün güneye gitmeleri yönünde uyardığını ifade edelim. İsrail'in bütün güvenliğini korumak için bütün cephelerde hazırız açıklamasını gerçekleştirdi. El Kassam Tugayları da hemen cevap verdi. Gazze'nin kuzeyindeki İsrail ordusu ile şiddetli çatışmaların yaşandığını ifade etti. Burada anlıyoruz ki dün yine o kuzey hattında belki 500 metrelik, 750 metrelik bir kısımda Beyt Hanum'da, Beyt Lahya'da çok sıcak dakikalar yaşandı ki zira bölgedeki yine bazı noktalarda gece aydınlatma fişeklerinin kullanıldığını ifade edelim. O noktada sıcak çatışmalar başladı ama kara harekatını gerçekleştiremeyen İsrail ordusunun aslında tanımı bu. Bölgesel operasyonlar, bölgesel sızmalar.
burada kara harekatı gerçekleşemediği için büyük bir kamuoyu baskısı var. Haliyle bu kamuoyu baskısını bu şekilde dindirmeye çalışıyorlar. Hava saldırılarını kuvvetlendirerek dindirmeye çalışıyorlar. Evet. Ve bu noktada maalesef ki camiler, kiliseler, hastaneler hedef alınıyor. Şifa Hastanesi'nden bahsettiniz. Geride bıraktığımız saat diliminde Şifa Hastanesi için şöyle bir açıklama yapılmıştı. Şifa Hastanesi'nin altında El Kassam Tugaylarının ana merkezini olduğunu iddia etti İsrail ordusu. Kendince böyle meczup bir delil ortaya attı ve bu delile kendini dayandırarak şu dakika itibariyle Şifa Hastanesi'ni ana hedefine koydu. İçerisinde binlerce kişi sığınmış bir hastaneden bahsediyoruz. On binlerce kişinin sığındığı bir hastane, binlerce kişinin tedavi gördüğü bir hastane. Bölgenin Kudüs'le birlikte en kapsamlı hastanesi. Dün gece boyunca hastanenin civarı o 150 uçağın, 150 savaş uçağının hedefi halindeydi ki önümüzdeki saatler içerisinde büyük ihtimalle İsrail ordusu bir kez daha doğrudan hastaneye bir saldırı gerçekleştirecek. Zira kendi açıklaması bu. El Kassam Tugaylarının ana merkezinin Şifa Hastanesi'nin hemen altında olduğunu ifade ediyor. Şifa Hastanesi'ni yıktıktan sonra ise tabii ki bu da onların hedefleri arasında. Yine o sığınak delici mühimmatlar zelzele şeklinde patladığı zaman 5 kilometrelik alanda zemini sarsan büyük bir kapsamlı bir bombadan bahsediyoruz. İşte artık hava saldırıları bu denli kuvvetlendi, bu denli şiddetlendi ve her geçen dakikada bölgede o hava saldırılarının artacağını düşünüyoruz.